Çekim yasası. Bu yasa hakkında pek çok kitap yazılmıştır ve birçok kişi insan davranışlarını anlamanın merkezinde bu özelliğin yattığına inanır. Çekim yasası senin canlı bir mıknatıs olduğunu söyler. Sen düşüncelerinle uyum içinde olan insanları ve durumları hayatına çekersin. Benzerler birbirini çeker. Huyları birbirine benzeyenler daima birbirlerini bulur. Hayatına çektiğin her şey bil ki senden ve özellikle de düşüncelerinden kaynaklanmıştır. Hayatına çektiğin her şey bil ki düşüncelerinden kaynaklanmıştır. Arkadaşların, ailen, ilişkilerin, işin, sorunların, karşına çıkan fırsatlar bile senin onlarla ilgili düşüncelerin nedeniyle sana doğru çekilmişlerdir. Bunun müzik alanındaki örneğine rezonans ilkesi adı verilir. Geniş bir odanın içinde iki tane piyanon varsa ve sen bunlardan birinin do tuşuna basarsan, diğer piyanonun do tuşunun da titreştiğini görürsün. Tıpkı bunun gibi. Sen de alışkanlık haline getirdiğin düşüncelerin ve duygularınla uyum içinde titreşen İnsanlar ve durumlarla karşılaşır, bu türlü ilişkiler kurarsın. Hayatının olumlu veya olumsuz her yönüne baktığında tümünü ellerinle meydana getirmiş olduğunu görürsün. Düşüncelerine eklediğin duygular ne denli güçlü olursa titreşimin hızı da o denli artar ve sen diğer insanları ve durumları hayatına daha hızlı çekmeye başlarsın. Düşüncelerine eklediğin duygular ne denli güçlü olurlarsa titreşimin hızı da o denli artar. Ve sen diğer insanları ve durumları hayatına daha hızlı çekmeye başlarsın. Bu yasanın nasıl işlediğine her yerde tanık olabilirsin. Bir arkadaşını düşünürsün derken o anda telefonun çalar. Arayan gerçekten de düşündüğün kişidir. Bir şey yapmaya karar verirsin ve hemen ardından fikirler ve yardımlar sana akmaya başlar. Sen adeta bir mıknatısa dönüşürsün. Pek çok insan kendini yapmayı düşündüğü şeylerden geri çeker. Çünkü bulundukları yerden gitmek istedikleri yere nasıl gideceklerini bilemezler. Ancak işe başlamadan önce tüm cevapları bilmen gerekmez. İstediğin şeyin ne olduğundan ve seninle ilişki kuracak insanların nasıl olmaları gerektiğinden iyice emin olduğun sürece çekim yasası uyarınca onları hayatına çekebilirsin. Düşüncelerin belli bir hızda titreşen bir çeşit enerjidir. Bu enerjinin hızını onlara eşlik eden duyguların yoğunluğu belirler. Heyecanın ve duyguların ne denli artarsa düşüncelerin de o denli hızlı bir şekilde senden dışarı çıkar ve benzer insanlar ile durumları hayatının içine çeker. Heyecanın ve duyguların ne denli artarsa, düşüncelerin de o denli hızlı bir şekilde senden dışarı çıkar ve benzer insanlar ile durumları hayatının içine çekerler. Mutlu insanlar, diğer mutlu ve cana yakın insanları kendilerine çekerler. Bolluk bilincinde olan bir insan, para kazandıran fikirleri ve fırsatları kendisine çeker. İyimser ve gayretli bir satıcı ise daha büyük ve daha iyi müşterileri kendisine çeker. Olumlu iş adamları ve iş kadınları başarılı işler kurmak istediklerinde kaynakları, müşterileri, satıcı firmaları ve bankaları birbirine doğru çekerler. Çekim yasası her yerde ve her zaman hiç değişmeden işler. Diğer zihinsel yasalar gibi çekim yasası da nötrdür. Sana yardımcı olabileceği gibi seni üzebilir de. Aslında bu yasa sebep ve sonuç yani ektiğini biçme yasasının bir türü olarak da düşünülebilir. İşte bu nedenle bir şiirde şöyle denilmekte. Bir düşünce ektiğinde bir eylem biçersin. Bir eylem ektiğinde bir alışkanlık biçersin. Bir huy ektiğinde bir karakter biçersin. Bir karakter ektiğinde ise bir kader biçersin. Kendini değiştirerek
daha fazlasına sahip olabilir, daha fazlası olabilir, daha fazlasını yapabilirsin. Düşüncelerini, disiplinli bir zihinsel çalışma yaparak değiştirebilirsin. Onları istediğin şeylerin üzerinde yoğunlaştırarak ve istemediklerini de düşünmeyi reddederek disipline edebilirsin. Çekim yasasını olumlu bir şekilde kullanan insanlara şanslı insanlar denilir. İşte bu durum hedeflerinden emin ve onlara erişme hususunda hep iyimser olan insanların hayatlarına neden bu kadar çok iyi şeyin ve yardımcı insanların çekildiğini bize açıklar.